Öncelikle çok dolu bir yıl geçirdik biz pandemi sürecinde. Gerçekten erkek şiddetinin artmış olduğu bir süreçte İstanbul Sözleşmesi gibi kadınların mücadelesiyle kazanılmış haklara doğrudan saldırının oldu. Onun için belki de bu 25 Kasım erkek şiddetinin bu kadar kamusallaştığı bir dönemde kadınların mücadelesinin özel alandan kamusal alana doğru aktığı bir 25 Kasım olarak tarifleyebiliriz. Herkesin bildiği gibi bir yandan Diyanet'in Taliban'la görüştüğü, bir diğer taraftan iktidar sahiplerinin İstanbul Sözleşmesi'ne ya da kadın düşmanlığına doğrudan saldırıların devam ettiği. Kısacası aslında bu 25 Kasım bütün kadınlar için son 5 yılda belki de biriktirmiş olduğu direnişi yeniden sokaklara taşıyacağı bir 25 Kasım olacak. Çünkü ciddi anlamda artık kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Evde, işte, okulda, sokakta, kampüste bulunduğumuz her alanda aslında kadınlar olarak doğrudan bir mücadelenin içerisindeyiz. Mağdur değil, hayatta kalan olarak bu sefer karşılarına çıkıyoruz. Bizlere saldıranların bir özne olarak karşılarına çıkıyoruz. Bizi mücadeleden düşürmeye çalışanların, örgütlü mücadelede kadınların var olan gücünü azaltmaya çalışanların ya da tırnak içerisinde gerçekten bulunduğu her alanda dişiyle, tırnağıyla, emeğiyle hayatta kalmaya çalışan bütün kadınların karşısına saldıranlara inat. Biz bu 25 Kasım'da sokaklarda olacağız. Buradan bir kez daha bütün kadınlara çağrımız olsun. Sen, ben, o birlikte direnmeye 25 Kasım'da sokaklara. Ankara için özel olarak söylemek gerekirse saat 6.30'da Sakarya Caddesi'nde buluşuyoruz. Kadın katliamlarının erkek devlet tarafından cezasızlıkla teşvik edilmesine, savaş politikalarının kadın cinayetlerinin artmasına karşı haklarımız, hayatlarımız ve kazanımlarımız için isyanımızı büyütüyoruz. Bu 25 Kasım'da sesimizi daha çok yükseltmeliyiz. Katledilen bütün kadınlar için, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için bizler 25 Kasım'da alanlardayız ve bütün kadınları alanlara çağırıyoruz.